Diyelim ki yaptığımız listede geçti kaldı bölgesinde geçtiler mavi kaldılar kırmızı renkte olsun diye bir şey istendi bizden. Burada bir koşul söz konusu. Eğer hücrenin içindeki değer geçtiyse mavi. Ama aynı zamanda bir de renk söz konusu. Yani biçim söz konusu. Hem koşul hem de biçimin olduğu bölge koşullu biçimlendirme. Ben diyorum ki şu bölgeyi seçiyorum. Bu bölgedeki koşullu biçimlendirmenin kuralını tanımlayacağım. Yeni kural deyip kural tanımlama penceresini açıyorum. Kural tanımlama penceresinde bazı özellikler söz konusu. Bir ton kural yapabiliyorsunuz. Ben yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir seçeneğini seçip hücre değeri eşittir. Neyse geçti ise ne olsun? Biçimde ne açılacak? Bakın yazı tipi bölgesi açıldı. Biçimin rengi mavi olsun. Hatta bir de kalın olsun yazı. Sadece biçim ayarlarını seçip tamam diyorum. Kuralım şu. Yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir. Neymiş yalnızca şunu içeren koşulum? Hücre değeri eşittir geçti. Yani hücrenin içinde geçti yazıyorsa biçimini mavi yaptım. Kuralım bu. Tamam dediğim zaman hücrelerin içine bakarsanız hücre değeri geçti olanlar mavi renkte oldu. Seçiyorum tekrar aynı hücreleri. Koşullu biçimlendirmeden yeni bir kural tanımlayacağım. Bir de şöyle bir şey isteniyor benden. Kaldı ise mavi. O zaman tekrar aynı mantıkla yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir deyip hücre değerim eşittir kaldı. Yani hücrenin içinde yazan değer kaldı ise, kaldı kelimesi ise biçimlendirden rengi kırmızı renkte olsun. Bu da kalın olsun. Yazının rengini ve kalınlığını değiştirip tamam diyorum. Kuralım şu. Hücre değeri eşittir. Kaldı yazan yerleri bul. Bunları kırmızı renge çevir. Tamam dediğim zaman geçtiler maviydi. Bakın şimdi kaldılar kırmızı renkte olacak. Buna koşullu biçimlendirme deniliyor. Koşullu biçimlendirmeyi temizlemek için de tam tersi yönde bir işlem uygulamanız gerekiyor. Yani seçtiğiniz bölgeyi tekrar seçip koşullu biçimlendirmeden kuralları temizle deyip seçili hücrelerden kuralları temizle diyorum. Eski haline geri dönüyor. Kural eklemek ya da temizlemek bu şekilde yapılıyor. Yani koşullandırma, koşullu biçimlendirme işlemi bu şekilde yapılıyor.